الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Değerli aziz ve muhterem Müslümanlar, başlamadan önce niyetlerimizi Allah rızası için has kılmayı unutmayalım. Öyle bir bölüme geldik. Bu bölüm, bu konu devamlı bizi heyecanlandırır. Çünkü bu bölüm Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmekle alakalıdır. Diyor ki Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret etmek. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etmek icma ile, alimlerin icma ile Allah'ın sevdiği amellerdendir. Yani Allah bu ameli sever, Peygamber Efendimiz de sever, biz de severiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmek büyük bir nimettir. Allah-u Teala hepimize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etmeyi nasip etsin. Onun kabrini ziyaret etmek veya yolculuğa bu kasıtla çıkmak hayırlı bir ameldir. Burada vurgulayarak söylüyor, yolculuğa bu kasıtla çıkmak hayırlı bir ameldir. Çünkü İbn-i Teymiye gibi ehl-i sünnet ve cemaatten olmayan İbn-i Teymiye gibi bazı kişiler haram kılıyorlar. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz'i ziyaret etme niyetiyle yola çıkmak haramdır. Dolayısıyla namaz kısaltılmaz, birleştirilmez diyorlar. İbn-i Hacer der ki, ona biri soru sordu. Siz diyorsunuz ki caizdir ama İbn-i Teymiye haramdır diyor. Diye sorduğunda dedi ki İbn-i Teymiye kimdir ki? Allah-u Teala ona rezillik gömleğini giydirmiştir. Onun fetvalarına bakılmaz. İmam Takiyyiddin el-Husani diyor ki bunu haram kılan, Peygamber Efendimiz'in kabrını ziyaret etmenin haram olduğunu iddia eden kişiler sadece kalplerinde Peygamber Efendimiz'e karşı beslemiş oldukları kinden kaynaklanıyor. Evet dedi Müslüman kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in kabrını ziyaret etmeyle alakalı kitaplar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaret etmekle alakalı. İsterseniz o kitaplara bakabilirsiniz ama ehl-i sünnet ve cemaatin alimlerinin kitaplarına bakınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men zâra kabri vecebet lehu şefaati. Benim kabrımı ziyaret eden şefaatimi hak etmiştir. Bu hadisi İmam-ı Dârekutnî rivayet etmiş. Bu hadisi şerifin hasen rütbesinde olduğunu İmam Hafız Es-Sübki ve başka alimler de bildirmişlerdir. Yani bu hadis uydurmuş bir hadis değildir. Zayıf bir hadis değildir. Hasan mertebesindedir. Ve muhaddise diyorlar ki Hasan Sayhan kardeşidir. Yani bu hadisle amel edilir. Başka hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her kim beni ziyaret etmekten başka bir amacı olmadan beni ziyaret eden, yani kabrımı ziyaret eden kimseye kıyamet gününde şefaatçi olurum. Bak ne kadar güzel. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şefaatçi olurum diyor. Başka rivayette şöyle geçiyor. Ona şahitlik ederim. Ve İmam-ı Hakim'in rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bildirmiştir mealen. İsa Aleyhisselam adaletli bir hakim olarak inecektir. Sonra, tabii uzun bir hadistir. Sonra hacca veya umre niyetiyle gelecektir. Sonra benim kabrımı ziyaret edecektir. Bana selam verecektir. Ben de selamını alacağım demiştir. Yani İsa peygamber, Peygamber Efendimiz'in kabrını ziyaret edecek. Nasıl bunlar haramdır diyorlar. Peygamber, şimdi bazıları diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam talimat vermemiş. Nasıl talimat vermemiş? Az önce okumuş olduğum hadiste men zâra kabri vecebet lehu şefaati ne demek? Kabrımı ziyaret eden şefaatimi hak etmiştir. Geçenlerde biri, bu Vahabi olan zümreden biri diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrını ziyaret etmek caiz değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccindeyken millete gittiniz kabrımı ziyaret ediniz dememiştir. Peygamber Efendimiz hayattayken ne demek gittiniz kabrımı ziyaret ediniz diyecek. Yani ne kadar yani doğru olmayan bir düşünceleri vardır. Birçok alimin kitabında rivayet ettiğine göre Utbi diye bir sahabe vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrin yanındayken orada oturuyordu.
bir bedevi gelmiş, Arabi bedevi gelmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben şöyle demiştir. Ey Allah'ım, şöyle işittim. Her kim Peygamber Efendimiz'e gider ve şu ayeti okursa, Estaizu billah, وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Şayet kendi kendine zulmederlerse, yani harama düşerlerse, sonra sana gelip sen huzurunda Allah'a istiğfar ederse, Allah'tan af dilerse ve sen de onlar için af dilersen Allah onları affeder. Ben de günahlarımla geldim ey Allah'ın Resulü. Allah'tan af diliyorum ve benim için af dile. Sonra gitti. Tabii bir şiir okumuş. Ya hayra men dufinet fit turbi azumuhu fe taba min tibihinne qa'a vel ekemu nefsil fida'u li kabrin ente sakinuhu fihil afafu ve fihil cudu vel karamu ve sahibake felâ ensâhuma ebeden minnisselâmu aleykum mâ celal kalemu. Uzun bir şiir ama çok güzel bir şiirdir. Bitirdikten sonra ayrıldı. Utbi diyor ki ben orada uykum geldi ve uykuya daldım. Rüyamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bana diyor ki mealen ey Utbi, o bedeviye yetiş ve de ki bana geldiği için Allah-u Teala onu affetmiştir. Tabi burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri ziyaret etmenin helal olduğunu, mübarek olduğunu sadece bu rüyaya bağlamıyoruz. Çünkü rüyadan hüküm alınmaz normal şartlarda. Ama burada Peygamber Efendimiz'i görüyor. Ve Peygamber Efendimiz'i görmek haktır. Aynı şekilde Ebu Eyyub el-Ansari radıyallahu anhu, Halid bin Zeyd, İstanbul'da Eyyub Sultan derler. Bir gün Peygamber Efendimiz'in kabrına geldi. Daha şimdiki gibi taşlar veya mermer veya sahire yok. Toprak vardı. Geldi, yanağını kabre koymuş. Bir Mervan bin Hakem gelmiş. Mervan bin Hakem Medine'nin valisiydi. Çok kötü biriydi maalesef. Bu şekildeydi. Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ansari yüzünü görmemiş bu Mervan bin Hakem. Dedi ki hey sen ne yapıyorsun? Ebu Eyyub el-Ansari radıyallahu anhu başını kaldırmış. Ona bakarak dedi ki ben taşa değil Peygamber Efendimiz'e geldim. Ve Peygamber Efendimiz'den şu hadisi işittim. Başa ehil olan bir kimse gelse o zaman korkmayınız. Ama ehil olmayan kimse gelse o zaman ağlayınız. Yani sen ehil değilsin. Yani o laf atıyor. Ebu Eyyub el-Ansari Peygamber Efendimiz'in kabrını ziyaret ediyor. Yüzünü katıyor toprağa. Yüzü toprağı öpüyor. Bu zümreden, sapık olan zümreden, Vahabilerden biri demiş ki bu şirktir diyor. Yani Ebu Eyyub el-Ansari gibi bir sahabeyi tekfir etmiştir. Ve yine İbn-i Asakir'in rivayet ettiğine göre Bilal-i Habeşi radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Şam'a yerleşti. Bir gün rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. O ona dedi ki مَا هَذِهِ الْجَفَّةُ يَا بِلَالْ. Ne bu soğukluk, ne bu uzak kalma ey Bilal. Medine'nin yolunu tutar. Özlem içerisinde kalmış. Peygamber Efendimiz de onu özlemiş. Bayağı bir süre geçmişti çünkü. Medine'ye varır varmaz direkt Peygamber Efendimiz'in kabrine gider. Peygamber Efendimiz'in kabrı üzerindeki toprağı öper, ağlamaya başlar. Oradaki toprak çamur oldu. Efendimiz Hasan ve Efendimiz Hüseyin duymuşlar Bilal geldi. Bilal-i Habeş. Hemen yanına gittiler. Dediler ki senin ezanını özledik ey Bilal. Ezan okur musun? Onlar reddeder mi? Etmez tabii. Namaz vakti zaten gelmişti. Hemen çıkmış. Bilal Habeşi radıyallahu anhu ezan okumaya başladı. Eşhedü en la ilahe illallah demesiyle bütün millet kulak verdiler ona. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah söyleyince herkes camiye geldi. Birinci la ilahe illallah derken herkes kulak astı ona. İkinci defa eşhedü en la ilahe illallah derken herkes iş yerinden, evinden sokağa çıktı. Eşhedü enne Muhammeden Resul deyince herkes camiye geldi. İkinci defa eşhedü enne Muhammeden Resul derken herkes onun gibi ağlamaya başladı. İşte burada Bilal Habeşi radıyallahu anhu Şam'dan Medine'ye sırf Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek için gitti. Bunlar ne diyorlar? Haramdır, caiz değildir. La havle ve la kuvvete illa billah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmeye giden kişi önce Resulullah'a sonra da sahabelerine Ebubekir ve Umar'a selam verir ve orada dua eder. Peygamber Efendimiz'in kabri burada, Ebubekir burada, Umar burada. Ziyaret buradan başlıyor. Peygamber Efendimiz'in karşısına geldiğimiz zaman ilk önce ona selam veririz. Sonra bir metre sağa aşağı yukarı Ebubekir'e selam verir. Sonra Umar'a selam verilir. Sonra dua edilir. Tabii
Şimdi izdihamdan dolayı bırakmıyorlar. Elini açarsan Vahabiler indiriyorlar. Kabe'ye dön diyorlar. Ya Kabe namaz kıblesidir. Dua kıblesi değil. Duanın kıblesi göklerdir. Rahmetler göklerden iner. Haşa, bazı kişi Allah göklerde olduğu için ellerimizi açıyoruz yukarıya. Yok. Rahmetler göklerden iner. Bundan da ellerimizi açıyoruz. İmam Malik bin Enes radıyallahu anh'a sormuşlar. Şimdi Peygamber Efendimiz kabri bu tarafta, Kabe bu tarafta. Ortadayız biz. Peygamber Efendimiz'e dönsek sırtımız Kabe'ye doğru olur. Kabe'ye dönsek Peygamber Efendimiz'in kabri sırtımızda olur. Bu halife İmam Malik'e sormuş. Dua ederken Kabe'ye mi döneyim yoksa Peygamber Efendimiz'in kabrına? Dedi ki Peygamber Efendimiz'in kabrına, o senin ve baban Adem'in veli vesilesidir. Yani orada dua edersen biz kesinlikle Peygamber Efendimiz'e ibadet etmiyoruz. Peygamber Efendimiz'i seviyoruz, ona iman ediyoruz ama ibadet etmiyoruz. Ardından Ravza'ya gelir, orada istediği kadar namaz kılar. Tabii ki bırakırlarsa. Dilediği hususta da dua eder ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eserleri ile teberrük eder, tabii ki bırakırlarsa. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde mealen şöyle buyurmuştur. Kabrım ile minberim arasında cennetin bahçelerinden bir bahçesidir. Peygamber Efendimiz kabri orada bellidir ve orada minber var. Peygamber Efendimiz hutbeyi verirken oraya çıkardı. Bu iki nesne arasında o bölge cennettendir ve kıyamet gününde cennete çekilecek. Orada namaz kılmanın sevabı çok büyük. Ama tabii şimdi izdihamdan dolayı sıra bekleyeceksin. Ve iki veya dört rekat kıldıktan sonra seni çıkartıyorlar izdihamdan dolayı. Ama fırsat bulursan, bazı vakitlerde biz gidiyorduk bomboş. İstediğin kadar otur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat ve selam getirilir. Medine'de bulunduğu sürece elinden geldiği kadar gecelerini ibadet ederek ihya eder ve Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret eder. Yani elinden geldikçe Peygamber Efendimizin mescidinde kal. Bırakırlarsa tabii. Çünkü Peygamber Efendimiz'in mescidinde namaz kılmanın sevabı bine katlanır. Bin kat daha fazla sevap almış olursun. Ve her camiye girdiğinde Peygamber Efendimiz'i ziyaret edersen sevabı çok büyüktür. Medine, Mekke gibi değil. Mekke otel yakınsa, yani haram bölgesi içerisindeyse otelde kılsan bile yüz bine katlanır. Ama Medine'de yok. Sadece Peygamber Efendimiz'in mescidinde sevap katlanır. Mekke, bayanlar istedikleri vakitte Kabe'nin yanına gidebilirler. Ama Medine'de yok. Belli saatler var bayanlara özel. Aynı şekilde Hamza ve Osman, Allah ikisinden de razı olsun, kabirlerini, sahabelerin ve tabilerin kabirlerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinin kabirlerini ve müminlerin anaları olan peygamber hanımların kabirlerini ziyaret etmek de bereket ve sevap vardır. Medine'de El-Baki kabristanı var. O da Peygamber Efendimiz'in mezin karşısında. Orada Hazreti Osman yatmaktadır. Hazreti Abbas yatmaktadır. Aişe yatmaktadır. Fatıma yatmaktadır. Halimetü Sadiye yatmaktadır. Malik ibn Enes, İmam Malik orada yatmaktadır. Ebu Said el-Hudri orada yatmaktadır. Birçok sahabe ve Ehl-i Beyt'ten kişiler orada yatıyorlar. Sabah ve ikindi namazdan sonra kapılar açılır erkeklere. Onları ziyaret edip duada bulunmanın sevabı çok büyük. Diğer tarafta Uhud tarafında Uhud şehitleri var. Özellikle Hazreti Hamza ve Hazreti Musab bin Umeyr'in kabirleri orada. Onları ziyaret etmenin de bereketi çok. Ama tabii kapalı, onu açmazlar. Dışarıdan ziyaret edilir. Sadece bunlar değil. Orada Uhud dağını ziyaret edersen, aynı şekilde yedi mescitlere gidersen, Kuba mescidine gidersen, Kıbleteyn mescidine gidersen, orada sahabenin eserleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eserleri var. Yani her taraf, Medine'nin her tarafı, Mekke'nin her tarafı berekettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kalan eserler var. Onlara ulaşabilirsen, Peygamber Efendimiz'in namaz kıldığı yer, oturduğu yer, uzandığı yer berekettir. Oraya ulaşabilirsen sevabın, bereketin çok olur. Ve bu haramdır diyenlere deriz ki Allah'tan korkunuz. Bu yanlış olan inancından geri dönünüz. Siz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bereketinden mahrum kalıyorsunuz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yattığı yere günde sabahleyin 70 bin ve akşama doğru 70 bin melek cennetten iner, Peygamber Efendimiz'i ziyaret edip selam verir.
göklerden Peygamber Efendimiz'e selam vermek için iniyorlar. Bunlar ne diyorlar? Haramdır diyorlar. Haşa. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde geçtiği gibi kabrıma gelip selam veren kimseye selamını alıyorum. Biz duymazsak bile, duymuyoruz zaten ama Peygamber Efendimiz orada yatmaktadır, selamımızı duyuyor. Ha tanıdıksa selamını alır. Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrını ziyaret etmek Allah-u Teala hepimize nasip ederse, oraya gidersek lütfen bütün Müslümanlara da bize de dua etmeyi unutmayalım. Vallahi Subhanehu ve Teala alem ve ahkem. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.